Sultanım, hünkârımızın emri gereği Adalet Kulesi'ne çıkma vakti geldi. Böyle cesam olurdu Hatun. Bu mudur hünkârımızın adaleti? Vicdan. Reva mıdır bir sultana böyle zulmetmek? Böyle bir acıya şahit olmayacak gözleriniz. Giray nerede kaldı? İnşallah yetişir. Yetişir de acı çekmek neymiş görür.
Hünkârım! 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 Şehzade Mustafa'yı getirdiğim gün bana bir söz vermiştiniz. Dile benden ne dilersen demiştiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi hünkârım? Bırakın gelsin. Hünkârım, kardeşim büyük bir hata işlemiş. Cezası ölümdür. Lakin benim bu hayatta ondan başka kimsem yoktur. Affınıza sığınıyorum. Kardeşimin hayatını bağışlayın. Bana verdiğiniz söz karşılığında sizden tek ricam budur. Bağışladım. Lakin böyle bir suç zinhar cezasız kalmayacak. İrademdir. Hanzade Mehmet Giray Kırım'a dönecek. Gideceği vakte kadar da zindanda kalsın. Hünkârım, Mehmet'i Kırım'a gönderirseniz amca sonu öldürür. Hünkârım, hünkârım yalvarırım. Hem sözünü tuttu, hem de istediği oldu. Hünkâr torunumuz her gün tahta daha çok yakışıyor. Yarından tezi yok, Derviş Paşa ile düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Sultanımızı dairesine götürün. Hacı, derhal konuşmam lazım. Ne yap ne et, ikna et hünkârımızı. Bağışlayın fakat bu mümkün değil hanzadem. Hünkârımız divanı topladılar. Eğer kardeşimin başına en ufak bir şey gelirse bu sarayı başınıza yıkarım. Hepinizin. Kardeşini cellatların elinden kurtardın. Azrail'in kucağına gönderiyorsun. Hangisi daha zor Şahin Giray? Canının parçasının ölümünü görmek mi?
ölümünü beklemek mi? Siz ihbar ettiniz onları. Siz. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokarsan boğazına kadar böyle batarsın işte. Ben sana o gün yalvardım. Ne istersen yaparım dedim. Lakin sen hünkârımızı tercih ettin. Şimdi neticelerine katlanacaksın.